Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde content provider metotlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste insert'ümüzü yapmıştık. Bu insert sayesinde ben verilerimi ekliyordum ve gördüğünüz gibi buradaki URI sayesinde verilerim ekleniyordu. Şimdi bu eklediğimiz verileri görmek için ne yapmamız lazım? Buradaki bu query metodunun içini doldurmamız lazım. Buraya geliyorum. Yine öncelikle ne yapıyorduk? Switch case yapımızı oluşturuyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Burada şu an tek bir tablom olduğu için farklı farklı matcher kodları çıkmayacak. Ama ilerleyen derste birden fazla tablo ile işlem yaptığımızda bu metot çok defa işimize yarayacak. Kullanmak zorunda kalacağız. O yüzden şu an için alıştırma olması adına bunu böyle her seferinde yazıyorum. Şimdi burada gelen URI'ye bakarak ben hangi tabloda işlem yapılacağını anlıyorum kullanıcının ve gelen URI 1 ile eşleşiyorsa 1 ne demek? Buradaki yani kişiler tablosuna erişmek istiyorsa demek. Burada kullanacağım metot neydi? db.query. Ve bu query metodu geriye ne gönderiyordu? Bir cursor gönderiyordu. Ben bunu şuradaki cursor nesnemle atıyorum bunu. Yani buradan dönen sonucu cursor'a atacağız ve daha sonra da bu cursor'ı kullanıcıya geri göndereceğiz. Query dedik. İlk önce benden tablo adı istiyor. Tablo adımız neydi? Table. Kişiler table name. Daha sonra projection yani kolumları alan hangi kolumları göstermek istiyorsa o değerleri içeren şuradan bana parametre olarak gelen projection string dizisini yolluyorum. Daha sonra selection varsa onu yolluyorum. Daha sonra selection argı yolluyorum. Bunlar bana hep parametre olarak geleceğini düşündüğüm için sadece burada kullanıyoruz. Group by, having ve order by'ı da null geçiyorum şimdilik. Evet. Bunlar burada döndükten sonra ne yapacağız? Şurada return cursor diyeceğiz. Eğer hani onun da uygulamasını gösterelim. Default diyorum. Hani herhangi bir case'e girmediyse demek ki bana bilinmeyen bir URI yollanmıştır. Burada da yeni bir hata yolluyoruz. Illegal argument exception diye. Şuraya da bilinmeyen URI diyelim. Artı deyip bana parametre olarak gelen URI'yi yollayalım. Burada artık bunun bir hükmü kalmadı. Bunu burada tanımladık. Şimdi bakın bunu nasıl kullanıyoruz. Main activity'ye geldik. Tüm kişileri göster diye bir butonum var. Ama ben diyorum ki bunu ayrı bir metot için alalım. Çünkü ben bu tüm kişileri göstermeyi yeni kişi ekledikten sonra da çalıştırayım. Ne bileyim kişi sildikten sonra da çalıştırayım. Buraya private void tüm rehberi göster diye bir metot oluşturuyorum ve bu metodu ne zaman çağıracağım? Tüm kişileri göstere tıklanıldığında çağıracağım. Şimdi gelelim bunun içeriğini oluşturma. Hatta şunu tüm rehberi gösteren metot diye ayırayım ki şu kişileri gösterle rehberi göster karışabilir. Metot. Evet. Şimdi bunun içeriğini yazarken önce göstermek istediğim ya da şöyle yapalım sondan başa doğru gidelim. Ben isteğimi content resolver'la gönderiyordum. Nokta diyorum. Ne yapmak istiyorum? Görüntülemek istiyorum bir query metoduyla. Şimdi bu query metodu benden öncelikle bir URI bekliyor. Ben veri kaynağına ulaşacağım URI'yi en tepede tanımlamıştım. Neydi bu? Content URI. Yazıyoruz onu. Daha sonra veri göstermek istediğin projection'ı istiyor senden. Yani hangi alanları göstermek istiyorsun? Buraya hemen bir tane string dizi tanımlıyoruz projection diye. Bunun adı tabii ki de farklı bir şey olabilir. Önemli olarak parametre olarak bu sırada girmeniz. Göstereceğim alanlar dizi olduğu için şöyle yapıyoruz. ID ve de ney? Name diye iki tane alanım var. Ben bu alanları göstermek istiyorum. Yolladım buraya. Daha sonra benden bir selection kısmı bekliyor. Ben herhangi bir selection yapacak mıyım? Hani ID'si şu olanı getir, bu olanı getir gibi. Hayır.
Diğer bütün alanları null geçiyorum. 3 tane null'ı yaptık. Daha sonra bu metot bana ne döndürüyordu arkadaşlar? Şöyle üzerine gelince yazıyor mu? Bir cursor gönderiyor. Yani karşı taraftan gelen sonuçları, bu metot sayesinde gelen sonuçları ben cursor'ıma atayacağım. Şu an cursor'da bütün verilerim, bütün kişilerim duruyor. Daha sonra bunları ne yapıyorduk? Bir while'la veya do while'la gösterecektik. Şöyle yapalım. Eğer diyelim cursor nokta move to first olabiliyorsa, yani içinde bir veri varsa bunun true geçmesi lazım. Bu sefer de do while yapalım. Do diyelim. While diyelim. Ne zamana kadar dönecek bu while döngüsü? Benim cursor'ım nokta move to next. Bir sonraki kayda ulaşana kadar. Ne zamanki kayıtlar bitti, buradaki döngü sonlanacak. Şimdi burada aldığımız verileri şurada bir tane string tanımlayıp onun içine atalım. String tüm kişi listesi diyelim. Ve de bu satır satır benim verilerimi okuyacak ya. Önce şöyle yapalım. String ID diyelim. Bu cursor'ın içinde bir ID var. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de name var. Onu sonra yaparız. Cursor'la buna bir ulaşalım. Nokta get string diyorum. Benden column index istiyor. Şimdi ID'nin indeksi 0. Bunu biliyorum, değil mi? Bilmediğim durumda ben neyi biliyorum? Column name'i biliyorum. Bunu da şöyle kullanabiliriz o zaman. Cursor nokta get column index ve benden column name'i istiyor, ID. Aynı şekilde string name diyelim. Önce cursor nokta get string diyor. Ben buraya 1 desem aslında sonuç gelecek. Yani bir değerini bilmediğiniz bir durumda yine cursor'ı kullanarak get column index name derseniz column name'i, yani sütun adı name olanın indeksini getir. Bu bana bir değerini dönecek. Ve get string'e 1'i verdiğimizde de bana name değerini verecek. Ve bu aldığım değerleri tüm kişi listesine ekleyeceğim. Tüm kişi listesi eşittir. Tüm kişi listesi artı, önce ID'yi yazdıralım. Sonra şöyle bir boşluk iki nokta koyalım. Daha sonra ismi yazdıralım. Ve de her bir satırdan sonra bir satır aşağı gitmesini söyleyelim. Umarım anlaşılmıştır. Bu döngü dönecek ve listenin sonuna ulaştığında benim elimde ID 2 nokta isim yazan alt alta sıralanmış bütün isimler olacak. Bunları buradan aldık. Buradaki if bittikten sonra bütün veriyi ben çekmiş oluyorum. Bunu da alalım. Tüm kişi listesi diye bir neyim vardı benim? Text view'um vardı. Tüm kişilermiş adı. Tüm kişiler text view nokta set text deyip buradan aldığım bu değeri tüm kişi listesini buna yolluyorum. Bu uygulamamdaki şurası. Tüm kişileri artık burada göreceğim inşallah. Şimdi bir uygulamamızı tekrardan başlatalım. Herhangi bir hata yoksa butona tıkladığımda benim şu an var olan bütün kişileri görmem lazım. Gördüğünüz gibi ID'leriyle beraber geldi. Yeni bir kişi ekleyelim. Ne diyelim buna? Ayşe, Fatma diyelim. Ekledik. Ekledi diye diyor. Tüm kişilere bastığımda Fatma'yı da burada görüyoruz. Şimdi şu tüm rehberi gösteren metodu ben onCreate'de çalıştırırsam tüm kişileri gösteren metot. Yine aynı şekilde yeni kişi ekleden sonra da çalıştırırsam, şu an esinkron olarak hani veri kaynağı eklenince bizim o text view'umuz otomatik olarak güncellenmiyor. Ama biz böyle bir metotla aslında kişi ekledikten sonra da rehberi görüntülersek yeni kişiyle beraber rehber görüntülenecektir. OnCreate'e yazdığımızda da uygulama açıldığında var olan bütün kişiler benim text view'umda gözükecektir. Şu an kişi listesiyle beraber bunun açılması lazım. Gördüğünüz gibi geldi. Yeni bir kişi ekledik. Hayriye yaptım bunu da. Gördüğünüz gibi çalıştı.
Tüm kişilere basınca da yine aynı sonuç. Evet, bu da böyleydi. Hemen vakit kaybetmeden isterseniz şunları bir kapatalım. Query ile getType'ı şu an kullanmayacak. Insert'i yaptık. Delete ve update kalmış. Onları da hızlı bir şekilde yapalım. Ne yapıyorduk? Hemen bir switch case oluşturalım. Bu adam hangi tabloda ne silmek istiyor? Onun bilgisini almak için şunu şöyle bir durdurayım. Evet, buradayız. Geldik buraya. Switch case'imizi yazdık. Switch neye göre yapacağız? URI, pardon, matcher nokta match URI, gelen URI'yi buna bir göndereceğim. Bu bana bir değer verecek ve bu değer 1 ise, yani benim kişiler tablomda işlem yapmak istiyorsa burası çalışacak. Olmazsa default, nerede yazmıştık onu? Query'de mi yazmıştık? Şunu yapıştıralım. Evet. Şimdi eğer kişiler tablomda veri silmek istiyorsa bu adam, ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. db.delete metoduyla önce silinecek tablonun adı kişiler tablo name, kişiler table name. Daha sonra ne bekliyor? Where clause istiyor sizden. Yani bir selection istiyor. Selection kısmı bana parametre olarak geliyormuş buradan. Bunu aynen yazıyorum. Daha sonra da bu selection'da kullanılacak arg argümanları istiyor. Bu delete geriye ne döndürüyordu arkadaşlar? Bir integer değer döndürüyor. Bu integer değerde ne var? Silinen satır sayısı var. Buraya geliyorum. Integer silinen satır sayısı dedim. Eşittir. Şu an için sıfıra atadım bunu. Bundan dönen sonucu da buraya yazıyorum. Ve de ne diyeceğiz? Break diyeceğiz. Ve buradaki return sıfırı da silinen satır sayısı diye dönelim. Evet, aslında silme işlemimiz de bu kadardı. Peki bunu nasıl kullanacağız? Kişi sil metodunu çağır. Öncelikle bir silinecek ID'yi alalım buraya. String silinecek ID dedim eşittir. Silinecek, bu nereden geliyor hemen bakalım. Edit text'e silinecek ID demişiz. Şu, o zaman şu ID kişiliği değiştirelim, karışmasın. Silinecek ID nokta get text nokta toString. Daha sonra da isteğimi resolver'la belirtiyordum. Delete yapmak istiyorum. URI olarak content URI'yi yolluyorum. Where clause olarak ne yazacağız? Şöyle yapalım. Hemen satır içinde ID ve soru işareti. ID'si ne olan silinecek kişi. Bunu da sizden ne istiyor? String dizi şeklinde bekliyor. Silinecek kişi. Evet. Bu şekilde gönderirseniz resolver aracılığıyla karşı taraf bunu silecektir. Herhangi bir şey yapmıyorum. Tüm rehberi gösteren metot. Hani dönen sayıyı falan almayacağım. Hızlı bir şekilde yapalım bunu. Kontrolünü yapalım bakalım siliniyor mu? Daha sonra da kişi gösteri yapalım. Evet, mesela ben burada 6'yı sileyim. 6'ya bastım. Sil dedim. Sildi. Bir olmayan bir şey yazınca ne oluyor? Herhangi bir şey olmuyor. 5'i de silelim. Gördüğünüz gibi siliniyor ve daha sonra bu metot çağrılarak benim oradaki kişi listem güncellenmiş oluyor. Şimdi bir de kişi göster var. Burada da bir ID'ye göre kişiyi nasıl gösteririz? Aslında bu bir update değil. Sadece verilen bir ID'ye göre bir kişiyi göstermek. Yani ben buradaki tüm rehberi gösteren metot vardı ya, burada da biz ne yapmışız? Content Resolver'la verileri çekmişiz. Şu kısmı şuradan kopyaladım. Nerede benim metodum? Kişi göster. Şimdi burada tamam, yine ID ve name'i göstereceğiz ama burada bir selection yazmamız lazım. String selection dedim. Selection'ım ne olacak arkadaşlar? ID eşittir soru işareti. Argüman olarak da string dizisini belirliyorum. Args diyorum. Şuraya silinecek ID'yi alalım.
silinecek. Şöyle pardon, string yapıyoruz bunu. String silinecek kişi ID'si eşittir. Silinecek ID nokta getText'te bunu kullanıcıdan alıyorum. Ve de arg kısmına bunu yolluyorum. Sonuçta bu da benden string bekliyordu. Tamam, burası doğru. Projection'dan sonra selection kısmını burada belirtiyorum. Argüman olarak da şu args'ı yolluyoruz. Evet. Bu kısmı yine null geçiyoruz. Böylece ben resolver aracılığıyla karşı taraftaki ID'si, args yani silinecek kişi ID'sine eşit olanları göstermek istediğim, pardon, silinecek değil ya, gösterilecek kişi, ben de diyorum neden oluyor, gösterilecek kişi ID'si, bu da gösterilecek ID dedikten sonra aslında her şey düzelecek. Evet, burada belli bir where koşuluyla bir sorgu döndürmesini istiyorum. ID'si kullanıcının girdiği ID'ye eşit olanı bana getirecek. Yine cursor'ıma atacağım. Daha sonra bunu böyle döndürmeye gerek yok. Sonuçta bir tane kayıt verecek ama hani değiştirmenin de pek bir anlamı yok. Tekrardan bir çalıştıralım. Şimdi yeni bir kişi ekleyelim. Fatma diyelim tekrardan. Ekledi. 7 diye ekledi gördüğünüz gibi. Mesela 3'ü göstersin. Bul. Gördüğünüz gibi 3'ü buldu. 7'yi göstersin. Gösterdi. 6'da herhangi bir şey yoktu. Bir şey göstermiyor. Tekrardan tüm kişileri göster diyelim. Mesela 7'yi burada silelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani aslında çok da farklı bir şey yapmıyoruz. SQLite komutlarını bir tane sınıfın içine topluyoruz. Ve bu sınıf benim uygulamamla veri tabanı arasında bir köprü gibi iş yapıyor. Ben isteklerimi direkt olarak buradan Activity main'den direkt olarak database'e değil de öncelikle bu sınıfa yolluyorum bir URI sayesinde. Bu URI de bakıyor hangi tabloda ne iş yapılacaksa ilgili metot çağrılıyor ve buradaki switch case'lere göre hangi tabloya erişilecekse buluyor ve işlemimizi yapıyor arkadaşlar. Bunun mantığını anladıysanız daha sonra yapacağımız örnek iki farklı tablo olacak. Onu da farklı metotlarda kullanacağız. Ama temel mantık bu şekilde. Buradaki matcher'lar sayesinde atıyorum case 1 ise notlar tablosuna gidecek. Case 2 ise kategoriler tablosuna gidecek. Umarım anlaşılmıştır. Örneğimiz bu kadarlık yeterli. Hani dediğim gibi bu content provider'ların temelini anlamanız için basit bir örnekti. Bir sonraki derste ne yapalım? Kendi not defterim uygulamamızın bu öğrendiklerimizi uygulayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.